Elhamdülillahi Rabbil Alemin ve salatu ve selamu ala Resulina Muhammedi ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Hamdü senalar Yüce Rabbimize, salatu selamlar Efendimiz Önderimize. Ya Rab, buraya kadar gelişimizden, burada ve ölünceye kadar yapacaklarımızdan razı ve hoşnut ol. İlahi Ya Rabbi, doğruları anlatmayı, doğru bir şekilde anlamayı, anladığımız doğrularla amel etmeyi bizlere nasibi müyesser buyur. Aziz müminler, değerli kardeşlerim, Kur'an-ı Kerim'de 3 kısa sure demiştik. Bu sureler, İhlas suresi Allah'ı anlatır bize, Kevser suresi Peygamberimizi anlatır bize, Asır suresi de insanı anlatır bize. Aslında bu 3 sureyi birlikte okuduğumuz zaman insan Allah ve peygamberine bağlı kaldığı sürece insan olarak kalacak, gerçek anlamda insan olduğunu bilecek. Ama Allah ve Resulünden koptuğu, uzaklaştığı zaman da Allah korusun insanlığını kaybedecek. Yüce Allah Kur'an-ı Kerim'in tamamını okuyup anlayamayan, ezberleyemeyen kullarına bir kolaylık lütfu olarak bu kısa sureleri Kur'an'ına koymuş. Özellikle Kur'an'ın sonundaki kısa sureler namaz surelerimiz olarak hem bizim namazda Rabbimizle buluşmamızı sağlayan sureler olmuş, hem de Kur'an'ın mesajını özet olarak bize sunan ve bu şekilde de her okumamızda, her anlayarak okumamızda, ezberlediğimizde Kur'an'ın mesajını bize hatırlatan sureler olmuş. Tabii burada asıl olan bu sureleri sadece okumak, sadece ezberlemek değil, bu surelerin manasıyla buluşmak, gücümüz, vüsatimiz nispetinde bu sureleri anlamak. Öyle ya, bir insan günde 40 rekatlık 5 vakit namazda 40 kere Fatiha'yı okur da Fatiha'yı bilmezse, ya da günde defalarca İhlas suresini, Kevser suresini, Asır suresini, Fil suresini okur da bu surelerden habersiz olursa, gerçekten bu surelerin de gücüne gider. Bu sureleri indiren Yüce Rabbimizin de gücüne gider. Onun için biz bu surelerle tanışalım dedik ve o 2 kısa suremizi anlattık. Asır suresiyle husranda olmamanın yolunu öğrendik. Kevser suresiyle Peygamber aleyhissalatü vesselamın şanını, Allah katındaki konumunu, Yüce Allah'ın ona dünya ve ahirette onun şahsında da bize bahşettiği nimetleri, Kevser'i, Kesret'i, çokluğu orada okuduk, anladık. Bugün de inşallah İhlas suresi, inşallah derslerimizde yine bu kısa sureler etrafında devam edecek. İhlas suresini inşallah bugün okuyacağız, anlayacağız. Ama bundan sonraki İhlas sureleri okumalarımızı da inşallah bu şuurda, bu bilinçle yapmış, yerine getirmiş olacağız. Hepimiz biliyoruz, Peygamberimizin hadisi vardır. Suretul İhlas, sülütül Kur'an. İhlas suresi Kur'an'ın 1/3'üne birine denktir. Hazreti Ayşe'ye hitaben, ey Ebu Bekir'in kızı, bir mümin, bir Müslüman her gün hatim okumadan uyur mu, yatar mı? Annemiz dedi ki, ya Resulallah, her gün Kur'an hatmine kimin gücü yetebilir ki? Bilmez misin sen, İhlas suresi Kur'an'ın 1/3'üne denktir. Bir kimse 3 defa İhlas suresini okuduğu zaman Kur'an'ı hatmetmiş gibi olur. Kur'an'ı hatmetme sevabına nail olur. Onun için biz İhlas suresini hep okuruz, dualarımızda okuruz, işte ziyaretlerimizde okuruz, yemek dualarından sonra okuruz, kabir ziyaretlerinde okuruz. Niye? Yani 3 İhlas ile
bir hatim sevabına nail olmak ve nail olduğumuz bu hatim sevabını da işte geçmişlerimize bağışlamak için. Hem Fatiha-i Şerif'le beraber İhlas Suresi okunur, bunun hikmetini, anlamını konuşacağız. Hem de Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın uygulamalarına baktığımız zaman, özellikle Salatul Fecr hayrun mined dünya ve ma fiha buyururken sallallahu aleyhi ve sellem bize sabah namazının iki rekat sünnetine dikkatlerimizi çeker. Şu sabah namazının iki rekat sünneti var ya, dünya ve içindekilerinden daha hayırlıdır. Onun için diğer namazların sünnetlerinden farklı bir hükmü var sabah namazının sünneti. İşte sabah namazının sünnetini mutlaka kılmalıyız. Diğer namazların sünnetleri terk edilebilir ama özellikle sabah namazının sünneti, hatta imama son anda, son rekatta, hatta tahiyyatta yetişeceğimizi bilsek bile bir kenarda sabah namazının sünnetini mutlaka kılarız. Onun için müminler, cemaate devam edenler sabah namazının sünnetini, o faziletli namazı evlerinde kılarlar. Sonra farzı kılmak için camiye gelirler. Camiye geldiğimiz zaman imam namaza durmuş olsa bile eğer daha başlardaysa hemen bir kenarda biraz hızlıca sabah namazının sünneti kılınır. Çünkü sabah namazının farzına durmuşsak artık farzından sonra o sünnet kılınmaz. Güneş doğmamış olsa bile, çünkü sabah namazının sünnetinin yeri farzından öncedir. Farzından sonra kılınmaz. Ama öğle namazının sünnetini, ilk sünnetini kılamadığımız zaman farzından sonra kılabiliriz. Cuma namazının ilk sünnetini kılamadığımız zaman farzından sonra kılabiliriz. Ama sabah namazının sünneti bu kadar yerinde, önemli, yerinde kılınmalıdır. İşte Aleyhisselatü Vesselam'ın uygulamalarına baktığımız zaman Peygamberimizin sabah namazı sünnetinde özellikle Kafirun Suresi ile İhlas Suresini okuduğunu görüyoruz. Birinci rekatta Kafirun, Kul ya eyyuhel kafirun. İkinci rekatta da Kul huvallahu ahad. Yine Aleyhisselatü Vesselam'ın işte Tahiyyatül Mescid'de ya da diğer pek çok nafile namazlarında Kafirun Suresi ile İhlas Surelerini okuduğunu ve okumayı bizlere de tavsiye buyurduğunu biliyoruz. Dolayısıyla Kafirun Suresi ile İhlas Suresi arasında da demek ki bir kardeşlik var. Fatiha Suresi ile İhlas Suresi arasında bir kardeşlik olduğu gibi, tabi bütün sureler birbirinin kardeşidir ama özellikle Aleyhisselatü Vesselam'ın bu sünnetindeki uygulamaları da bizim dikkatimizi çekmektedir. Ve Fatiha Suresi ile İhlas Suresi arasında şöyle bir özelliğin, güzelliğin olduğunu da biz daha önceki derslerimizde söylemiştik ama madem ki İhlas Suresini işleyeceğiz, bir kere daha tekrar etmemiz gerekir. Kur'an-ı Kerim'deki 114 surenin 112'sinin meşhur olan isimleri açıkça surenin içerisinde geçer. Ama iki istisnası vardır. Birisi Fatiha Suresinin Fatiha ismi surede geçmez. Birisi de İhlas Suresinin İhlas ismi surede geçmez. Neden? Çünkü dedik Fatiha Suresi manevi fethi, gönüllerin fethini işliyor. Manevi fetih ise, gönüllerin fethi ise görünmez. Onun için Fatiha ismi surede açıkça görünmez, zikredilmez. İhlas Suresi de ihlas ve samimiyetle Allah inancını işliyor. İnsanın ihlası da, samimiyeti de, içtenliği de kalbindedir, iç dünyasındadır. O da gözükmez. Onun için İhlas Suresinin ismi de surenin içerisinde açıkça geçmez. İhlas gibi gizlidir. Şunu da hep söyledik, sureler, ayetler kısaldıkça bu icazul Kur'an, Kur'an'ın eşsizliğinin bir göstergesidir. Manalar uzar gider. Onun için Fatiha Suresi gibi, Asır Suresi gibi, Kevser Suresi gibi İhlas Suresinin açıklamalarıyla ilgili de müstakil eserler yazılmıştır. Bir satırlık bir sure, dört
kısa ayetten oluşan bir sure ama manası kitap yazılacak kadar, saatlerce konuşulacak kadar geniş, derin, engin hikmetlerle dolu bir sure-i celile. İhlas suresi. Fatiha suresinde Yüce Rabbimiz bize kendisine nasıl dua edeceğimizi öğretiyor. Nasıl kendisine iltica edeceğimizi öğretiyor. Dua en güzel, en anlamlı dua örneklerini sunuyor. Hemen peşinden İhlas suresini okuyarak da o Allah'ı bize veciz bir şekilde tanıtan bu sureyi celileyi okumakla da kime dua ettiğimizi biliyoruz. Ve artık İhlas suresini okuyan, İhlas suresinde Rabbini tanıyan bir mümin sadece ve yalnızca Allah'tan istemesini bilir. Sadece ve yalnızca Allah'a içini dökmesini, Allah'a yalvarmasını, dua etmesini bilir. Öyle bir Allah, Kur'an'ın Allah'ı. Bugün her insanın kafasına göre bir ilah anlayışı, bir Allah anlayışı, yorumu var. Ama bu sana göre, bana göre değil. Allah'a göre, Allah'ın kelamı, Kur'an-ı Azimüşşan'a göre doğru bir Allah inancı. İşte İhlas suresi bunu gerçekleştiriyor. Fatiha suresinde doğru dua etmemizi öğrettiği gibi kime? Allah'a. Ama İhlas suresinde tanıtılan Allah'a doğru bir Allah inancıyla dua etmemizi, şirkten, şirk şaibelerinden uzak bir şekilde Allah, sadece Allah, araya kimseyi koymadan sadece yüce Allah'a dönerek, ona bağlanarak, onunla canlı bağlantı kurarak ona dua etmemizi sağlıyor. Onun için Fatiha suresi ve İhlas suresi birbirini bu anlamda tamamlıyor. Gelelim Kafirun suresi ile İhlas suresi. Kafirun suresinde onu da inşallah bir dersimizde işleyeceğiz. Yüce Allah kafirlere meydan okumayı bize öğretiyor. De ki ey kafirler, tapmam ben sizin taptıklarınıza. Siz de tapacak değilsiniz benim taptığıma. Sizin dininiz size, benim dinim bana. Benim sizden alacağım hiçbir şey yok. Kafirlere meydan okumayı, kafirler küfür karşısındaki mümince, Müslümanca duruşu anlatıyor Kafirun suresi. Bizim tevhid sözümüzde ne vardı? Tevhid cümlemiz buyurun. La ilahe illallah. La ilahe illallah. La ilahe illallah Muhammedur Resulullah. Şimdi birinci cümle La ilahe, hiçbir ilah yoktur. İllallah, ancak ve sadece Allah vardır. Tabir caizse La ilahe derken gönlümüzdeki, kafamızdaki, hayatımızdaki bütün ilahları ilah yerine, Allah yerine geçmek isteyen bütün sevgileri, güçleri, düşünceleri ortadan kaldırıyoruz. Tertemiz söküp atıyoruz La ilahe kılıcıyla, La ilahe kazmasıyla bütün putları kırıyoruz. O tertemiz gönlümüze İllallah diyoruz. Sadece ve yalnızca Allah var diyerek Allah inancını Celle Celaluhu yerleştiriyoruz. O beynimizdeki bütün şirk şaibelerini La ilahe kılıcıyla ortadan kaldırıyoruz. Kazmasıyla kazıyıp atıyoruz. Ondan sonra o gönlümüze, o beynimize İllallah mührünü vuruyoruz. İşte Kafirun suresi kelime-i tevhidin La ilahe bölümüdür. İhlas suresi de İllallah bölümüdür. Dolayısıyla Müslüman iki rekatlı bir namazı kılarken, birinci rekatta kafirunu okurken küfre karşı, şirke karşı duruşunu ortaya koyar, kelime-i tevhidin La ilahe cümlesini haykırır, ardından da ikinci rekatta İhlas suresini okuyarak İllallah diyerek o tertemiz yaptığı gönlüne, o tertemiz yaptığı beynine, o tertemiz yaptığı söylem ve eylem dünyasına Allah inancını ihlaslı bir şekilde yerleştirmiş olur. Onun için Kafirun suresi ile İhlas suresi namazlarda, nafile namazlarda okumamız Peygamberimiz tarafından bize tavsiye edilmiştir. Şimdi her iki surenin de kul diye başlaması da çok dikkat çekici. Söyle, ilan et. Elbette bu kul de. Öncelikle Peygamberimize sallallahu aleyhi ve selleme. Ama kul ya Muhammed şeklinde bir kayıt olmadığına göre
Bu aynı zamanda sana, aynı zamanda bana emir. Kimin emri? Allah'ın emri. Evet, Peygamberimiz söyledi, şimdi sıra bizde, biz söyleyeceğiz. Peygamberimiz haykırdı, şimdi sıra bizde, biz haykıracağız. Peygamberimiz ilan etti, şimdi sıra bizde, biz ilan edeceğiz. Kul de ki, Rabbimizin emri doğrultusunda, Rabbimizin istediği gibi ilan edeceğiz. Kime? Önce kendi nefsimize. De ki ey nefsim, kendime söyleyeceğim önce, sonra yakın çevreme, aile efradıma, mahiyetimdekilere ihlası haykıracağım, tevhidi söyleyeceğim, haykıracağım. Sonra ulaşabildiğim herkese, her yere, her yere, kör dünyanın göbeğine onu, o hakikati haykırabilmek, yazabilmek, ulaşabildiğimiz her yere, her şeye o tevhidi damgayı, mührü vurabilmek. Onun için Kur'an'ın kulleri, galakil deniyor. Kul ile başlayan surelerimiz var. Söyle, de. Kul ile başlayan ayetlerimiz var. Söyle, de. İlan et, durma. Hakikati haykır. İşte her iki surenin de bu şekilde kul emriyle başlaması da son derece anlamlı ve hikmetli. Ve işte İhlas suresi başlıyor. Kul huvallahu ehad. Allahu samed. Lem yelid ve lem yulad ve lem yekun lehu kufuven ehad. Allah hakkında yanlış fikirler ileri süren, müşriklere meydan okuyan bir sure. Allah hakkında yanlış düşüncelere varan Yahudilere, Hristiyanlara, kitap ehline, güya kitap ehli olduklarını söyleyenlere meydan okuyan bir sure-i celile. Ve bütün şirk şahibelerine dur diyen bir sure-i celile, İhlas suresi. Yüce Rabbimizin isim ve sıfatları var. Ha şunu da söyleyelim. İhlas suresinin en meşhur ismidir İhlas. Ama bu surenin daha pek çok ismi vardır. Mesela tevhiddir onun bir adı da. Kul huvallahu ahad suresi diye de bilinir bu sureyi celile. Bu sure maniadır. Sahibini şirkten, şer odaklarının şerrinden koruyan bir suredir. Daha pek çok isimleri var bu surenin. Fatiha suresi gibi bir isme sığmaz bu sure. Her özelliği, her güzelliği bir isim olarak kaynaklarımızda, tefsirlerimizde sayılmış. İhlas suresi de bir isme sığmayacak genişlikte, zenginlikte bir sure, ama en başta gelen ismi İhlas ismi. İhlas ve samimiyet, ama tevhiddeki ihlası söz konusu ediyor bu sure-i celile. Rabbimizin de pek çok ismi var, pek çok sıfatları var. İşte Allah'ın zati sıfatları, subuti sıfatları, fiili sıfatları sayılmış, ama sadece ve yalnızca Yüce Rabbimize has olan sıfatlar vardır. İşte vücut, var olması, kıdem, ezeli olması, beka, ebedi olması, vahdaniyet, Allah'ın bir olması, muhalefetün lil havadis, sonraki yaratılanlara benzememesi, kıyam bi nefsihi, kendi kendine kaim olması, hiç kimseye ihtiyaç duymaması, hiç kimseye muhtaç olmaması. Ben konuşabilmek için havaya ihtiyacım var, suya ihtiyacım var, sese ihtiyacım var, şurada oturmaya ihtiyacım var, bakın yetmiyor mikrofona ihtiyacım var, arada su içmeye ihtiyacım var vesaire. Ama Allah'ın fiillerini gerçekleştirmek için hiç kimseye, hiçbir şeye ihtiyacı yok. İşte bu sıfatlar, Allah'ın zati sıfatları, Allah'tan başka kimsede olmayan sıfatlar. Allah'tır bir olan, tek olan. Allah'tır hiç kimseye muhtaç olmayan. Allah'tır ezeli ve ebedi olan. İşte bütün bu zati sıfatlar yine İhlas suresinde özetlenmiştir. Nasıl mı? Allah vücut dedik, vardır. Kul huvallah, o Allah, vücut sıfatına işaret ediyor Yüce Rabbimiz. Sonra Allah, vahdaniye sıfatı geliyor. Ehad, birdir Allah. Ve ilahukum ilahu vahid. Sizin ilahınız, Rabbiniz tek olan, bir olan Allah Celle Celaluhu. Vahdaniye sıfatına işaret ediyor. Allahu samet, bir kere daha söylüyor, iki kere Allah. Allahu samet, o Allah, hiçbir şeye muhtaç olmayan,
Her şey ona muhtaç, o kimseye muhtaç değil. Kıyam bi nefsihidir. Hiç kimseye muhtaç değil Allah. Kıyam bi nefsihi sıfatı da burada. Sonra lem yelid ve lem yulet. Doğmamıştır, doğurulmamıştır. O ne kimseyi doğurmuştur, ne kimseden doğmuştur. Çünkü doğmuş olsa bir anneye, bir babaya ihtiyacı olur. Doğmuş olsa, doğurulmuş olsa bir anne ve bir babaya ihtiyacı olur. Allah'ın böyle bir şeye ihtiyacı yok. Onun için doğmak, doğurulmak, doğurmak insani bir şeydir. İnsani bir özelliktir. Yarattıkların özelliğidir. Allah ise muhalefetun lil havadis. Allah hiç kimseye benzemez. Zaten وَلَمْ يَكُلْ لَهُ كُفُوًا اَحَدٍ. Hiçbir şey, hiç kimse onun dengi, benzeri değildir. لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ Yüce Allah. Hiçbir şey ona benzemez. Allah tanıttığı gibi, bize öğrettiği gibi. Tabi aleyhissalatü vesselamın hadislerinden öğreniyoruz. تَفَكَّرُوا ف۪ي آلَاءِ اللّٰهِ وَلَا تَفَكَّرُوا ف۪ي ذَاتِ اللّٰهِ. Allah'ın nimetleri hakkında derinlemesine düşünün. Ama Allah'ın kendisi, zatı hakkında düşünmeye kalkmayın. Çünkü onun içerisinden çıkamazsınız. Çünkü hafıza, insanın aklı bunu kavrayamaz, yetmez. Bu terazi bu ağırlığı çekmez. Çünkü insan kavrayabildiği şeyi yapabilir. Allah'ı kavrayabilse bir Allah da o yapar haşa. Ya da kendisi de Allah olur haşa. Böyle bir şey söz konusu değil. Onun için Peygamberimiz buyuruyor ki Allah'ın nimetleri üzerinde düşünün. Şu havayı düşünün, şu suyu düşünün, şu güneşi düşünün, şu yeri göğü düşünün, şu geceyi gündüzü düşünün, şu soğuğu sıcağı düşünün, tükettiklerinizi düşünün. Ama Allah'ın zatı hakkında derinlemesine düşünmeye kalkmayın. Bunun üstesinden gelemezsiniz. Aklınız buna yetmez. Şeytan gelir birinize, işte göğü kim yarattı? Allah. Yeri kim yarattı? Allah. Güneşi kim yarattı? Allah. Seni kim yarattı? Allah. Beni kim yarattı? Allah. Peki Allah'ı kim yarattı diye sorar, aklınıza getirir diyor Peygamberimiz. O zaman bilin ki o son soru şeytani bir sorudur. Deyin ki amentü billah. İnandım ben Allah'a. O zaman ey Allah düşmanı defol git. Çünkü Allah'ı yaratan olmaz. Çünkü yaratılan yaratan olmaz. Yaratılan mahluktan halik olmaz. Onun için Allah hiç kimse tarafından yaratılmamış, hiç kimseye benzemeyen, doğmamış, doğurulmamış olandır. Gördüğümüz gibi o Allah'ın zati sıfatları bu sure-i celilede özetlenmiş değerli kardeşlerim. Şimdi zaten Hüvallah burada Hu kelimesi, Allah kelimesi, Ehad, hani Bilal-i Habeşi'den biz biliyoruz o kızgın kumlarda müşriklerin Allah'a imandan dön baskıları karşısında, eziyetleri karşısında Ehad, Ehad, Allah, Ehad deyişinden biliyoruz. O bir, Allah bir. Sonra Es-Samet, Allah ismi bir kere daha tekrarlanıyor. Allahu's-Samet. Hiç kimseye muhtaç olmayan, her şey kendisine muhtaç. Ya eyyühennâs, entümül fukarâ'u ilallah. Ey insanlık, siz hepiniz muhtaçsınız Allah'a. Allah'a inanmaya, Allah'a bağlanmaya, Allah'a dua etmeye, ibadet etmeye muhtaçsınız. Allah'ın nimetlerine de muhtaçsınız. Havasına, suyuna, gıdalarına muhtaçsınız. Ama Allah'ın kimseye ihtiyacı yok. Ganiyyun anil alemindir Rabbimiz. Alemlerden müstağnidir. Kimseye eyvallahı da yok. Kimsenin, melekler de dahil, kimsenin ibadet ve taatına da ihtiyacı yok Allah'ın. Allah bütün bunlardan müstağnidir. Es-Samet kelimesinden biz bunu öğreniyoruz. Şimdi müşrikler ne diyorlardı? Burada demin söyledim. Allah hakkında şüpheler, tereddütler, şirk şaibeleri oluşturmak isteyen her kesime cevap vardır İhlas suresinde. İhlas suresi öyle bir sure ki her inançsıza, her müşriye, her münkire, her mülhide, her kafire bir kapaktır, bir cevaptır. Ne diyordu müşrikler? İşte melekler Allah'ın kızları diyorlardı. Ne diyorlardı? İşte bu putlar bizi Allah'a yaklaştıran aracılar, vasıtalar. Onlara cevap lem yelid ve lem yulet.
Ya Allah'ın kızı olur mu? Allah'ın kızı olmaz. Ya da Allah'ın bir parçası olmaz. Bu putlar neyin nesi? Böyle bir şey olamaz. Ne diyordu Hristiyanlar? İşte teslis, baba, oğul, ruhul kudüs. Mesih ibnullah diyorlardı. Hazreti İsa Mesih Allah'ın oğlu diyorlardı. Onlara cevap, siz ne diyorsunuz yahu? Allah'ın oğlu olur mu hiç? Allah'ın oğlu olur mu? Allah'ın çocuğu olur mu? Hayır, böyle bir şey söz konusu olamaz. Allah baba ne demek? Bazen biz de kullanıyoruz ha, Türk filmlerinde falan işte cahiller çevirirse böyle oluyor. Kullanılıyor bu. İşte Allah baba, güya orada Allah inancını anlatmak için çocuğa Allah baba. Bu ne demek? Böyle bir şey söz konusu olamaz. Baba işte doğuran filan. Hayır, Allah'ın babası, anası, evladı, kızı, oğlu olmaz. Yine işte baba, oğul, ruhul kudüs diyenlere, bu anlayışa sapanlara cevaptır İhlas suresi. Lem yelit ve lem yulet. Yahudiler ne diyorlardı? Uzeyr ibnullah diyorlardı. Zaten Es-Samet'te de onlara cevap var. Onlar bir de Yahova sadece Yahudilerin tanrısı diyorlardı. Hayır, Allah bütün varlıkların Rabbidir. Allahu Samet'tir. Ve Allah, onlar ne diyorlardı? Üzeyr ibnullah diyorlardı. Üzeyr, Kur'an'ın ayetleri bunları söylüyor. Hazreti Üzeyr için peygamber olduğu rivayetleri var. Hazreti Üzeyr için diyorlardı ki Allah'ın oğlu. Haşa. Allah diyor ki lem yelid ve lem yulet. Dolayısıyla işte Allah, birden fazla Allah diyenler, işte göklerin tanrısı, yerin tanrısı, güneşin tanrısı, aş tanrısı, ölüm tanrısı vesaire vesaire vesaire. Ey Yunan! O Yunan felsefesinin inkarcı felsefeye cevaptır İhlas suresi. Tüm müşriklere cevaptır İhlas suresi. Ehli kitabın müşriklerine cevaptır İhlas suresi. Allah hakkında yanlış söyleyenlere, yanlış düşünenlere cevaptır İhlas suresi. Onun için bir satırlık, dört kısa ayetlik İhlas suresi, Kur'an'daki tevhidi özetleyen, tevhidi en veciz bir şekilde bizim gönül dünyamıza kazıyan, düşünce dünyamıza kazıyan ayetlerden oluşmaktadır. Bu kadar çok okuduğumuz bu sure-i celileyi, hem Fatiha'dan sonra okuduğumuz, hem Kafirun suresiyle beraber okuduğumuz, namazlarda okuduğumuz, dualarımızdan sonra okuduğumuz bu sure-i celileyi inşallah bu ruhla, bu şuurla okumaya devam edeceğiz. Çocuklarımıza bu ruhu aşılamaya devam edeceğiz. Sahabe-i kiram efendilerimiz yeni konuşmaya başlayan çocuklarını Kur'an ayetleriyle hayata hazırlarlardı. Onlar ilk defa çocuklarına bir rivayette amentü billah ve kefaretü bittağut. Ben Allah'a inandım. Allah'tan başka Allah yerine geçmek isteyen her şeyi reddettim, tağutu reddettim cümlesini ezberletirler, öğretirlerdi. Yine onlar yeni konuşmaya başlayan çocuklarına İsra suresinin son ayetini, o da yine tevhidi haykıran, tevhidi anlatan, Yüce Allah'ın herhangi bir eşinin, ortağının olmadığını haykıran ayeti celile, İsra suresinin son ayeti, bu ayetle çocuklarını hayata hazırlarlardı. Onun için biz de çocuklarımıza İhlas suresinin ruhunu, İhlas suresinin lafzını, İhlas suresinin manalarını onların o tertemiz zihinlerine inşallah kazıyacağız. İhlas ve samimiyetle de bu sureyi okumaya devam edeceğiz. İşte o zaman sürüsül Kur'an, madem peygamberimizin hadisiyle zaten Kur'an'ın üçte bir ayetlerinin, diyelim 6000 küsur ayetin 2000'den fazla ayeti tevhidden bahsediyor. Bu sure-i celile de tevhidi en veciz bir şekilde özetliyor. Onun için Kur'an'ın üçte birine denk sayılmıştır. Ama üç kere okuyarak, ama bu ihlas ve samimiyetle okuyarak inşallah o hatim sevabını da bu şekilde elde etmeye gayret edeceğiz. Ama dillerimiz ihlası okurken halimiz, davranışlarımız ihlassızlık ve samimiyetsizlik içerisinde, şirk şahibeleri içerisinde kaybolup gitmeyecek. Tekulune kavlel enbiya ve tef'alune amelel cebabira konumuna, durumuna bizi düşürmeyecek. Dilimiz tevhidi söylerken, dilimiz peygamberlerin sözlerini söylerken
halimiz azgınların, azmanların işlerini yapmayacak. İhlas ve samimiyet bugün en fazla muhtaç olduğumuz ruh, İhlas suresinin ruhudur. En fazla muhtaç olduğumuz ruh. Eğer bugün baba oğul, baba evladı birbirine güvenmiyorsa, eşler birbirine güvenmiyorsa, aynı işi yapan ortaklar birbirine güvenmiyorsa, müşteri satıcısına güvenmiyorsa, satıcı müşterisine, konu komşu birbirine güvenmiyorsa, güven problemi yaşanıyorsa, bu bizim ihlas ve samimiyetsizliğimizdendir. Doğru bir Allah inancına muhtaç oluşumuzdandır. Yüce Rabbim ihlasla, samimiyetle yeniden "Ulaike humul müminun hakka" buyurdu. Onlar, işte onlar hakiki müminler, Müslümanlar dediği o müminlerden olmayı hepimize nasibi müyesser buyursun. Gönlümüzde ihlas, dilimizde, konuşmalarımızda ihlas ve samimiyet, davranışlarımızda ihlas ve samimiyetle mümin ve Müslümanlar olmayı hepimize nasibi müyesser buyursun. Buyurun bir kelime-i şehadet. Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve rasuluh. De ki o Allah tektir. Allah samettir. Hiç kimseye ihtiyacı yoktur. Herkes, her şey ona muhtaçtır. O doğmamış ve doğurulmamıştır. Onun eşi, benzeri, dengi yoktur. Şanı yüce olan Allah her zaman doğruları söyler. Ya Rab, maddi manevi hastalıklarımız için şifalar ihsan eyle. Ya Rab, yolda olanlara kazasız belasız yolculuklar nasip eyle. Allahümme barik lena fi recebe ve şaban ve bellina ramazan. Ya Rabbi, içerisinde bulunduğumuz şu mübarek günleri, şu mübarek ayları bize hakkımızda bereketli, hayırlı eyle. Affımıza, mağfiretimize, cennet beraatimize vesile olacak Ramazan-ı Şerif'e de sıhhat, afiyet içerisinde erişmeyi bizlere lütfeyle Allah'ım. Amin ve ahiru davana enilhamdülillahi rabbil alemin. El-Fatiha.